Merhaba arkadaşlar, köy evinden selamlar, sevgiler. Size bostandaki son durumu göstermek için geldim. Mısırlarım, fasulyelerim, patlıcanlarım, biberlerim, domateslerim, gelişmiş durumda salatalıklarım da öyle. Ve şurada yine birkaç tane gelişmiş bitkilerim var, sebzelerim daha doğrusu. Şöyle karpuzdan başlayalım. Mesela karpuzum çok güzel gelişti burada güneşi görenler. Ama şu anda ot yolma ve çapı istiyor arkadaşlar. Birazcık otunu yoldum ve hiç de kolay olmadı. Dün biraz yoldum, hatta şöyle göstereyim. Otlar da burada. Ya bu ot da ne biçim bir ot ya. Hiç sevmedim. Ne diyorlar ya, ayrık otuymuş bu. Ayrılasıca ot. Ya çok yoğun sarıyor her tarafı. Ayrılmıyor da gerçekten, ayrık değil yani. Nasıl ayrık koymuşlarsa her yeri sarmış durumda. Şurada domatesler var. Bunlar sonradan ektiğim domatesler arkadaşlar. Şu biberler de öyle. Burada şey vardı, marul vardı daha öncesinde. Ama şimdi birkaç tane biberle domates ektim. Şurada bir tane ceviz çıktı. Cevizin büyümesini bekliyorum. Burada ilerleyen süreçte tarla burada olmayabilir. Diğer tarafa alabilirim. Şurada da patlıcanlarım var. Patlıcanlarım da çiçeklenmeye başladı. Bunlar da sonradan diktiğim. Şu biberler de sonradan diktiklerim. Sen ne istiyorsun kara kız? Kara kız ne istiyorsun? Ha? Mama verdim sana. Ha? Sevme beni diyorsun sen şimdi, ama çekim yapıyoruz, olmaz. Şurada Antep biberlerim var. Biberlerim olmaya başladı. Şöyle hatta göstereyim. Ama işte birazdan daha ot yolmaya devam edeceğim. Burada daha yoğun var. Şunlar Antep biberi. Ne kadar güzel de olduğunuz siz. Şu ayrık otu dediğim de şunlar ya arkadaşlar. Her yere bakın, yayılmış durumda. Birazdan temizleyeceğim. Şöyle şu biberlerimi de göstereyim bakın. Ne kadar güzel oldu. Antep biberlerim. Şurada da Antep patlıcanlarım var. Onları da göstereyim size hemen. Bu biraz açık renk oldu da şu daha mı koyu renk? Biraz açık renk bu seneki patlıcanlar. Ama iki çeşit patlıcan vermiş bana. Şöyle göstereceğim. O Antep, şu kemer. Kemer ve Antep patlıcanım var. İyi, iki çeşit oldu en azından. Diğer patlıcan hangi tür onu bilmiyorum. Biberlerim hep Antep biberi. Ama Hatay da vardı. Hataylar daha çıkmadı. Domatesleri şöyle göstereyim. Domatesler de yeni yeni olmaya başladı ama bazıları kurudu ya. Herhalde ilk daha domatesleri olduğu için diye düşünüyorum. Şurada da var, çok güzel oldular. Tabii bu tarlanın şu kısmı çok fazla güneş görmüyor. Ama yine de gelişmiş durumdalar. Şöyle devam edelim. Salatalıkları göstereceğim size. Şurada da salatalıklarım var. Şu kısımda da salatalıklar var yine. Salatalıkları bu kısma dikmiştim. Şu ayçiçeklerinden biraz ileriye doğru da gidiyorlar. Salatalığı dün topladım. Bugün salatalığımız olmayabilir. Daha yeni yeni olmaya başladı. Dün yemeye başladık yani. Evet, salatalıklar bu şekilde. Şöyle ayçiçeklerimi göstereyim. Güne bakanlarım. Güne bakanlarım ama o tarafta güne bakıyor. Güneşin yönüne o tarafa vermiş kendini. Demek ki oradan daha fazla güneş alıyor. Şöyle gidelim. İşte ay çekirdeklerim. Ay çekirdeklerim de arkadaşlar açmaya başlamış. Güneş ışığından görmüyor olabilirsiniz. Karanlık çıkıyor. Şöyle şu tarafa doğru gelelim. Şurada da mısırlarım var. Mısırlarım da püsküllerini çıkartmaya başladı. Zaten şu üst püsküller çıktı mı mısır verecek demektir. Mısırlar da gelmeye başlıyor ama. Fasulyeyi göstereceğim. Fasulyenin Ayşe kadın diye biliyordum. Birkaç tane de olmuştu hatta. Toplayacağım işte. Fasulyelerim de şu şekilde arkadaşlar. Böyle iri iri çekirdekli. Yani biraz daha dolgun, tombik tombikler. Sanki daha yassı olur Ayşe kadın. Şöyle şurada vardı, hatta göstereyim. Şöyle şu cins fasulyelerim de fena değiller. Şimdi birazdan fasulyelerimi de toplayacağım. Mısırım iki cins. Mısırın iki cinsi şöyle. Şurada mesela bir siyah püsküllü var. Bir de sarı püsküllü var. Bu mısırlarda arkadaşlar renkli mısır ve süt mısır var. Herhalde siyah püsküllü olanlar, tam emin değilim ama renkli mısır olabilir. Şurayı göstereyim. Şurada da kabaklar var. Ya küçücük yere var ya neler neler dikmişim ben. Şurada da var kabaklar. Ama bunların hangi tür kabak olduğunu aslında bilmiyorum. Yerli tohumdan diktim. Bir arkadaş vermişti. Karpuzlarım da bu arada yerli tohumdu. Bakalım ilerleyen süreçte gelişmelerini gözlemleyeceğim ama dediğim gibi çapa yapmaya fırsatım olmuyor. Otlar da temizlenmesi lazım. İyi bir çapa ve otla daha güzel olacaklarını düşünüyorum. Şurada da hatta ne olduğunu bilmediğim yine diktiklerim var. Acaba bu kavun mu? Ya kavun olabilir.
acur olabilir. Şurada var. Şurada salatalığa benziyor bence. Bunlar hep yerli tohumdan diktiklerim. Şunun ne olduğunu zaten hiç bilmiyorum. Yani kabağa da benzetemedim. Farklı bir kabak türü de olabilir. Şurada da arkadaşlar çiçekler de çıkıyor. Tabii benim bir çiçek sever aşkım var. Çiçek aşkım daha doğrusu. Çiçek severim. Ve bu yüzden de böyle tohumlarım farklı yerlerden tarlada da çıkıyor. Evet, tarla bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ama bir şeye değinmek istiyorum. Yani hiç kolay değil. Bu otların temizlenmesi, çapa yapılması, bunun gübrelenmesi, gübrelenmeleri var. Yani köylü için gerçekten emek isteyen işler bunlar ama işte tarlada 4 lira, markete gidiyorsun 40 lira. Yazık yani. Köylü hak ettiğini bence almıyor ya. O yüzden buna bir düzenleme umarım hükümet getirir. Ay şu bibere bakın. Bu biberi alacağım ya. Bunu yiyeceğim çünkü. Bu güzel olmuş. Şöyle biraz büyüyenlerden toplamaya başlayayım ben. Bunlar daha ufak. Bunlar biraz büyüsün. Ama Hatay'ı göremedim ya. Hatay biberi yok şu anda herhalde. Antep biberlerim ama güzel olmuş. Bunlar beni artık toplar yiyor. Size bostandaki son durumu gösterdim. Şöyle de topladıklarımı göstereyim. Bugünün bereketi arkadaşlar. Birazcık fasulye topladım. Fasulyelerim bir yemeklik rahat çıktı ama. Birkaç tane de biber var şurada. İki tane de patlıcanım oldu ama patlıcanlar şimdi yavaş yavaş olmaya başlıyor. Geliyorlar, devamı gelecek. Bu arada kanalıma da hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Tabii bu ürünlerimi de daha gelişmiş bir vaziyette göreceksiniz. İnşallah bereketli olsunlar. Yine toplamaya devam edeceğim. Ben şimdi şu otlarını yolmaya devam edeyim. Bir de çapa yapacağım kısmetse bugün. Bu arada bir de arkadaşlar şu sepetimi hemen tekrar göstereyim. Bu sepeti bana arkadaşımın kızı Irmak almamı söyledi. Gülşen teyzem neden böyle bir cicili bicili sepette toplamıyor demiş. Ben de onu kırmadım. Bu sepeti onun için aldım. Irmak'a da selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.